Herkese Manisa'dan günaydınlar. Evet, yükü yükleyeceğimiz fabrikaya geldik. Şimdi burada yatmıştık, uyandık. Bir elimi yüzümü yıkayayım. Şimdi heyecan dolu ilk yurt dışı yükümüzü yükleyeceğiz. Şöyle göstereyim size. Ay, bakalım. Şöyle bir alandayız. Şunu çıkartayım şuradan. Yüzüm biraz ıslak kalsın. Fabrikanın önünde iyi bir alan var. Böyle güzel, geniş bir alan var tırların yattığı. Şuradaki fabrikadan yükümüzü yükleyeceğiz şimdi birazdan. Evet, hadi bakalım. Bismillah, başlıyoruz. Evet arkadaşlar, biraz önce rampaya yanaştım. Şimdi bakalım yükleneceğiz. İlk yükümüzü sırtımıza alıyoruz hayırlısıyla. Yüklenelim, çıkalım. Şimdi kantar yaptım, geldim yanaştım. Tekrardan çıkarken kantar yapacağım. Zaten gümrük halatlarımı falan çekmiştim kenarlarda. Ondan sonrasında belgelerimizi alacağız, gümrüğe gideceğiz buradan. Aracımızı gümrüklettireceğiz. Sonra yola çıkacağız, kapıya gideceğiz. Bakalım nasıl oluyor, nasıl bitecek göreceğiz. Yüklenmeye başladık. Bakın, fabrikanın önündeydim. 3 dakika sadece araç kullanmışım. Yani rampaya yanaşmışım. 3 saat 30 39 dakika sonra, yani 3,5 saat sonra şu anda daha yeni araba yüklenmeye başladı. Uzun sürüyor. Biraz böyle şeyler uzun sürüyor. Yaklaştık. En sistemli bir fabrika. Güzel bir fabrika. Şöyle göstereyim. Bakın şurada bir kırmızı ışık yanıyor. O yeşile döndüğü zaman çıkabilirsin demek oluyor. Bakalım. 3 saat 39 dakika. Bu arada takografa daha çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yurt dışında hiçbir şekilde hata ve bozukluk yapmamamız gerekiyor. Onun da bilgisini aldım. Yolda dikkat etmemiz gerekiyor. Yol paraları, harçları vesaire var. Onlara dikkat etmemiz gerekiyor. Öğrendikçe hepsini anlatacağım. Daha böyle net bir bilgim yok. Onur'a danışıyorum. Caner var. Arkadaşımız, hatta bir grup kurduk. Caner de şöyle söyleyeyim. O da yurt içinde dorse işi yapıyordu. Şimdi kendi dorsesini aldı. O da yurt dışına çalışıyor. Geçen de Romanya sefer attı. Şimdi tekrardan çıktı gidiyor. Onlarla danışıyoruz. Bir WhatsApp grubu kurduk. Orada konuşuyoruz. Keza Erkan abiyle geçen de, abi dedim ben yurt dışına başladım. Hayırlısıyla ilk yükümü yükleyeceğim dedim. Onu biraz darladım. O şimdi izlediği zaman kızacak ya, işte darlama demeseydin diye. Ama hani ben böyle birilerine çok fazla soru sorduğum zaman ben kendim böyle şey oluyorum. Nasıl söyleyeyim? Acaba sıktım mı oluyorum, ama Erkan abinin öyle hissetmediğini çok çok iyi biliyorum. Abi bana kızma, öyle hissetmediğini biliyorum ama biraz böyle bol sorularla karşı karşıya bıraktım seni. Sağ olsun elinden gelen bütün yardımı yaptı. Tako ile ilgili dedi ki aç dedi defteri, kağıdı, kalemi, başlangıç saatin, bitiş saatin, onunla alakalı detay bilgilerini verdi bana sağ olsun. Daha sonrasında yol durumuyla alakalı nereye çalışacaksın dedim, abi Macaristan'a gideceğim ilk seferin, işte şuna dikkat et, buradan geçerken bunu yap, evraklarında bu olsun, eksik bulundurma vesaire falan diye sağ olsun bana güzel böyle öğütlerde bulundu, eksik olmasın. Buradan da selamlarımı gönderiyorum ona. Umarım inşallah, yani o da şu anda Türkiye'de istirahatteydi, yazdım ona sabah bir konu sormuştum, sağ olsun ona da cevap verdi. O da şimdi istirahatte, inşallah belki hani kapıda bir yerde denk gelirsek çok isterim görüşmeyi. Bakalım, yani heyecanlıyım. Nasıl olacak, nasıl bitecek bilmiyorum ama göreceğiz. Öyle yüklendiğimin de bilgisini sizlere vermek istedim. Bakalım, buradan İzmir'e gideceğim, gümrük yaptıracağım. Evet, 4.30'luk bir tünelden geçiyoruz şimdi. Yükledim çıktım. Bu arada sürüş saatimi de sıfırladım şöyle, ne kadar sürdüğümü ekrandan görebilmek için. Seyir 1'i sürekli sıfırlayacağım. Seyir 2'yi sıfırlamayacağım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Seyir 2 buradaki ilk sürüş ve mazotumu, yaptığım kilometreyi takip etmek için var. Şöyle söyleyeyim. Şu ana kadar sürüş 2 totalim. Yani Macaristan'a gidip Türkiye'ye geri geldiğimde bir rut attığımda ne kadarlık yakıt yakmışım, ne kadar kilometre yapmışım, onu görebilmem için sıfırı kalmayacak. Yani sürekli tekrar etmeyecek sıfırlaması. Şimdi bir sefer sıfırladım. Gelince bir daha bakacağım. Yaptığım kilometreyi sizlere de gösteririm. Seyir 1'i de her tako yenilememde, dinlenmeden sonra, 11 saatlik dinlenmeden sonra sıfırlayacağım ki ne kadarlık sürüş yapmışım, daha ne kadar zamanım var, hesaplaması kolay olsun diye. 14.15'te yola çıktım. Onu da defterime not ettim. Erkan abinin dediği şekilde. Bir bakalım şimdi, böyle yaza yaza, çize çize öğreneceğiz bu işin de
şey olacağız, pir olacağız Allah'ın izniyle. Bakalım şimdi çıktım gidiyorum. Şöyle buraları da göstereyim sizlere. Manisa'nın Muradiye ilçesindeyiz. Yürüdük gidiyoruz. Hadi bakalım. Buradan bizi izleyen herkese de selam olsun. Traktörcü dayıcım, yolu da kapattın. Bir şöyle kenarından karşıdaki arabalar gelince ufak ufak geçelim. Hadi bakalım. Kendimi Avrupa'ya adapte ediyorum. Böyle gayet stabil, güzel, kurallı ve kaideli sürüşe. Hadi bakalım, görüşürüz. Evet, şimdi Manisa'dan çıktım. Güzel bir yağmur var. 300 metre sonra dümdüz ilerleyin. Bereket yağıyor. Burası yeni yapılan Sabuncubeli Tüneli. Aşağı yukarı 2-3 senelik olması lazım açılalı. Bu sağ taraftan, işte Gaberi'den yüksekseniz eğer, sağ taraftaki dağ yolunu kullanıp böyle o virajlı eski yolu kullanmanız gerekiyor. Dümdüz ilerleyin. Tamam, dümdüz ilerleyeceğim. Şimdi tünele doğru gidiyorum. Fazla buralarda kayıt almayayım ya. Dakikam gitmesin. Yurt dışına. Hemen Kapıkule'den başlayalım mı? Hemen. Şimdi gidelim, gümrük işlerini halledelim. Sonra Kapıkule'den devam ederiz belki. Hadi bakalım. Artık Kapıkule mi, Hamza Beyli mi, nereden çıkacağımı tam bilmiyorum ama bakacağız. Evet arkadaşlar, saat 21.50. 10'a 10 var. Hala gümrük sırası bekliyorum. Yani buraya kaçta geldim? Sanıyorum ki kaçtı ya? Ya buraya öğlen saatlerinde falan geldim. Bir 7-8 saattir gümrük sırası bekliyorum burada. Zor yani. Daha şimdiden sıra beklemelere başladık. Bayağı uzun sürüyor beklemek. Sıkıcı ve uzun. Uf. Sanırım bir 2-3 saat daha sürer diye tahmin ediyorum. Gümrükten, yani gümrüklemeyi yapmamız bayağı uzun sürecek gibi. Ortalık şu an çarşamba pazarı. Yani kilit. Hiç hareket etmiyor. İzmir'de bu Anadolu Efes var, Tuborg var, onun olduğu yerdeyiz. Ne diye geçiyor? Utak mı? Utak diye geçiyor herhalde ya. Tahminim Utak gümrük mü? Öyle bir şey. Bakayım size söyleyeyim. Ukat'mış. Ukat gümrükmüş burası. Ukat. Bekliyoruz hala. Bakalım. Aa, sıra gidiyor şimdi. Yavaş yavaş ilerliyor. Şöyle arabayı sağ alırsak millete de yol vermiş oluruz. Şöyle sağ tarafa doğru yanaşalım. Herkes geçebilsin. Bak, kornalar geliyor bak. Evet, sizler korna bastınız. Her şey açıldı. Her yerdeki bütün arabalar gitti. Teşekkürler. Neyse, biraz daha böyle çılgınca şeyler olmadan kamerayı kapatayım. Ama sıkıcı olduğunu bilin arkadaşlar. Yani ben bu sürede Ankara'ya falan varmıştım, Samsun'a gidecek olsam. O yüzden biraz sıkıntılı. Evet, herkese günaydın. Sabah oldu. Hala o Ukat'taki otoparkın içerisindeyiz. Şöyle göstereyim size. Dün gece 2-3 gibi evraklarım geldi. Sonradan takovumu bozmak istemedim. Dedim yatayım, sabah çıkarım. Şimdi gideceğim, bir çorba içeceğim, bir şeyler falan yerim. Ondan sonra da yola çıkarım. Bakalım. Dün gece dediğim gibi takodan dolayı çıkmadım, takovumu bozmadım. Bugün de yürüyeceğiz. Bir 9 saatlik sürüşümüz var. Kapıya kadar gidebileceğiz. Bakalım, Çanakkale üzeri gideceğiz. Evet, biraz zor ama yardımcı olmak isteyen arkadaşlar oldu. Sağ olsunlar, tanıyanlar. Uğur diye bir arkadaş yardımcı oldu, eksik olmasın. Ona da buradan selam göndereyim. Burada mühürleri dağıtan, arabaları mühürleyen bir arkadaş vardı. O yardımcı oldu, eksik olmasın. Şöyle söyleyeyim, hiçbir şey bilmeden bile gelseniz, çevrenizdekilere sorarsanız, zaten bütün işleyiş böyle rayında gidiyor. Biraz böyle zaman alıyor tabii gümrük işleri. Ama hiç bilmeden bile gelseniz herkes tarif ediyor bir şeyleri ve size yardımcı olmaya çalışıyor. O yüzden kolaylıkla halledebilirsiniz dediğim gibi. Ben gideyim şimdi bir kahvaltı yapayım, ondan sonra geleyim, yola çıkalım. Evet, Edremit'ten herkese selamlar arkadaşlar. Geldik. Böyle Balıkesir, Edremit. Geldik topraklarınıza, ayak bastık. Sizlere de bir selam vermek istedim. Bu arada şöyle 3 saat 13 dakikalık bir sürüş yapmışım İzmir'den buraya. Bakalım
sürüyoruz hala. Bir yaklaşık 1 saat 15 dakikalık daha bir sürüşüm var. Ondan sonra bir Tako molası vereceğim. Büyük ihtimalle Akçay'a falan varırım. Orada bir dinlenirim. Bir şeyler atıştırırım, yerim. Öyle sizlere de buraları göstermek istedim. Sonrası Lapseki'den feribota bineceğiz. Tako'mu iyi ayarlamam lazım ki hani feribotta falan bitmesin vesaire. Sıkıntı yaşamayayım. Ondan dolayı düzenli tertipli gitmemiz gerekiyor. Tako'mu ayarlayayım. Dinlenmemi yapayım, sonra devam edeyim. Bak selam veriyorum kardeşim. Ne yapıyorsun, iyisin? Nasılsın abi? Eyvallah, sen nasılsın? İyi, ben de abi severek izliyorum seni. Eyvallah, çekiyorum seni şu an. Kask tak, kask. Sağ olsun, bir kardeşim gördüm. Devam hadi bakalım o zaman. Çorbanı içersin. Şu an kayıt alıyorum arkadaşlar. Caner de telefonda. Ben de geldim. Şöyle sağ taraftan sizlere şu güzel köprüyü göstereyim. 15 avroluk geçiş ücreti olan. Şimdi arabaya 15 avro yani. He, otomobile mi? Otomobil için. Tamam, bunun detaylarını yüz yüze geldiğimizde konuşalım Caner. Arkadaşlar şimdi geldim, birazdan dingil başı 15 euro alırlar abi. Ha, dingil başı 15, yok dingil başı 7.5 olur abi. Otomobil 2 dingil, öyle hesap et. 7.5'tan 5 dingiliz. Ne yapar? Otomobil basıyor 1.5'tan 15 15 30, 37.5, 40 euro de ya, yuvarla 40 euro falan alırlar bizden de. Alırlar. Bence daha fazlasını alırlar hani. Hayırlısı. Evet arkadaşlar, geldim şimdi Lapseki'den feribota bineceğim, Gelibolu'ya geçeceğim. Öyle size haber vermek istedim. Hadi bakalım devam. Evet arkadaşlar, neredeyiz? Hemen şöyle navigasyondan bakayım. Şu anda Kaz Dağları'nı tırmanıyoruz. Nereyi çıktık? Hemen söyleyeyim size. Çanakkale yolu üzerindeyiz yine, ama geçtiğimiz yerin ismini unuttum. O yüzden kusura bakmayın. Altınoluk. Heh. Doğru. Akçay sanırım. Evet, Akçay'dan sonra Altınoluk. Altınoluk'tan sonra da buranın şöyle navigasyonları da size göstereyim. Bayağı böyle virajlı, Kaz Dağları deniyor buraya. Hatta yol yapım çalışması var. Bildiğim kadarıyla bakın şurada tünel münel artık yol yapımları falan yapılıyor. Bu yolu kullanılmaması için. Ama çok ağır bir yol. Gerçekten. Virajlı. Seneler önce buradan Vabis'le geçmiştim ben o zaman. Bir defa kullanmıştım. Şimdi o zaman gece kullanmıştım. Şimdi gündüz kullanmak nasip oldu. Sizlere de buraya gelmişken en azından böyle bir çekmek istedim. Göstermek istedim. Baksanıza sol tarafta efsane bir manzara var. Böyle dolana 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 yukarıya kadar çıkıyoruz. Yukarıya çıktıktan sonra aşağı doğru sallanıyoruz. Zor yollardan biridir. Sol tarafta yol yapım çalışması var. Bayağı böyle hengameli, karışık. Burası bana şeyi hatırlattı. Gittiğimizde bu Mersin arasındaki, Antalya Mersin arasındaki o yolu hatırlattı. Arkamda biraz kuyruk oluştu. 4 araçlık bir kuyruk var ama işte onlara yol verme gibi bir şansım yok. Rampa çıkıyorum şu anda. Arabayı durduramam. Artık yapacak bir şey yok. Onlar da müsait bir alan buldukları zaman geçecekler beni. Hızım da çok düşük değil aslında. Baktığınız zaman virajlı bu yollara göre hani 40-50 gibi hızlarda gidiyorum. Ben 8'i istedi. Aracımın ağırlığı şöyle söyleyeyim size, 17 ton falan bir yüküm var. Basar ağırlığımda 32-800 civarlara falan geliyor. Kantar yaptığımda öyle bir ağırlığı vardı. Ama aleykümselam, o kardeşimiz tanıyormuş beni. Selektör atalım ona. Bakarak geçti, selam verdi. Sağ olsun. Kendini izler artık. Tam diyecektim, bak burada böyle şey yerleri var. Hani yemekçi yerleri falan var diyecektim ki
Doğru, çok güzel bir manzarası var be. Gerçekten çok iyiymiş. Tabii mazotu ağlatıyor burada. Yani motor böyle içiyor mazotu. Ha bak, zeytin meytin satıyorlar burada. Tabii zeytin meşhur Balıkesir Edremit zeytinli. Ben de seni çekiyorum, sen de izlersin artık kendini. Buralarda zeytincilik çok, dediğim gibi. Altınoluk da aşağıda. Tam bu Kaz Dağları'na vurmadan 3 saat 50 dakika kullandım. Buranın ne kadar süreceğini bilmediğim için, yani baktım Takom'da da 40 dakikalık bir sürüşüm var. Risk atmadım. Takom'u bozmamak için Kaz Dağları'nın tam altında, Altınoluk'un orada. Zaten 15 dakika bir markete gitmiştim, mola vermiştim. Ekstra bir 30 dakika bekledim. 3 saat 50 dakikalık sürüşün altından 45 dakikalık bir mola dinlenme toplamı yaptım. Şimdi tekrardan bir 4,5 saat açıldı benim önüme. O yüzden şimdi buranın ne kadar süreceğini bilmediğim için de durabileceğim herhangi bir yer yok. Yani aslına baktığınız zaman Tako'ya dikkat ettiğiniz zamanlarda, ki her zaman dikkat etmeniz gerekiyor ama Avrupa'da ekstra dikkat etmemi söylediler. O yüzden burada riske almak istemedim. Duramam bir yerde, hani trafiği sıkıştırırım vesaire, zorda bırakırım hem kendimi hem insanları diye. Aşağıda Tako'mu dinlendirdim ve yeni bir Tako ile yola çıktım. Çıkalı da zaten 8 dakika falan olmuş. Abi sen beni sollayacaktın ama sollama istersen. Çünkü evet, arkama gir. Karşıdan arabalar geliyor. Kahve yapmıştım kendime. Bir yudum kahve alayım izninizle. Oo bak, araba gidiyor orada. Bayağı sert bir çıkış var orada da. Moka yapmıştım kendime. Nescafe'nin mokası var. Ben şeyden daha çok sevdim bunu ya. Normal Nescafe'nin hani üçü bir aradasından filan, mokaları filan daha çok seviyorum. Ya da sıcak çikolatasını. Daha güzel bir tadı oluyor. Nescafe bana yağlı gelmeye başladı. Böyle çok tükettiğim zaman artık yoruyor beni. Evet, bir tane tanker geliyor oradan ama yavaş yavaş, yavaş yavaş iniyor. Ya bütün görüntü burası olsun istemiyorum. Çok uzun bir video olacak biliyorum. O yüzden çok fazla uzatmayacağım arkadaşlar. Sadece yolun bir bölümünü görmenizi istedim. Hem de şöyle ufak iki sohbet edelim. Neredeyim, ne yapıyorum diye sizlere bilgi vermek istedim. Evet. Eski kasa FH12 Volvo. FH16'ymış. Ayağımı gazdan çekmemeliyim. Ha bak, şurada mesela müsait bir alan varmış. Durulabilirmiş ama tabii şurada da varmış. Bak iyi. Birkaç yer, geniş alan varmış tabi ama yol kenarı. Biz en azından kendimizi garantiye aldık. Yolu bilmiyordum, dediğim gibi gece gittim. Ama şimdi öğrenmiş oldum. Buraya gelirsem bir sıkıntı olursa iki yerde durma alanımız var herhangi bir durumda. Tabi tercihim değil. Belki çok zorda kalacak bir, hani ben özellikle Tako için durmaktansa, atıyorum çok ihtiyacı olan bir insanı yerini işgal etmek istemem orada. O yüzden en temizi. Ama gene de aklımıza yazalım, bilelim. Şimdi bu güzergahları falan daha çok ezberliyorum ki, ezberimi alıyorum. Eğer buradan bir daha yüklersem, işte market nerede, banka nerede, bak hepsini yazdım mesela. İşte herhangi acil bir durumda, şimdi yurt dışına gidiyorsunuz, ne olacağı belli değil. O yüzden kendinize, üzerinize hazırlık yapmanız gerekiyor. Bu nakit oluyor, işte euro oluyor vesaire. Bankaların nerede olduğunu da çözdüm. Bir daha bu yoldan gelirsem biliyorum. Bugün cumartesi gerçi ama hani ola ki hafta içi gelirsem bankaları, işte BİM'in yerini, ya marketlerin yerini, nereden ne alınabilir, hepsini yavaş yavaş aklıma kazıyorum. Uf, çok güzel bir dağ evi. Efsane bir dağ evi gerçekten. Süper ya. Manzarası da süper. Yani burada kalan kişi gerçekten yaşıyordur diyebilirim.
İşte lokantalar, Çamtepe et lokantası vesaire. Zaten birazdan zirveye geldik sayılır. İnişe geçeceğiz diyebiliyorum. Çok fazla bir şeyi kalmadı. Evet, şimdi %7'lik bir inişle aşağı ineceğiz arkadaşlar. Manueli alalım, 8'e alalım arabamızı. Oo, daha orada da çıkışlar varmış. Aynen, doğru doğru. İnişli çıkışlı. Köy gibi bir şeyin içinden geçeceğiz diye biliyorum. Yani yanlış hatırlamıyor isem. Evet. Ben bir sonraki görüntüye sizleri gönderiyorum. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar, Edirne'deyiz. Edirne'nin içerisine girdim. Şu ileride sanırım minareleri gözüken, yani şurada bir yerde ama siz göremiyorsunuz tabii. Selimiye Camii olabilir diye tahmin ediyorum. Ama Edirne'nin içine girmeyecektim normalde. Bir yerden mazot aldım. Çıkarken navigasyonu kapattım şimdi bilmediğimden dolayı. O ara düz gittim. Normalde sağdan gitmem gerekiyordu ama bura şu anda tabi kamyon gidebilir olarak gösteriyor. 50 km sınırı var ama saat vesaire bir şey var mı bilmiyorum. Polis durdurursa bir şey der mi şehir içindeyim diye, hiç bilmiyorum. Ama Edirne'yi ortadan ikiye bölen bir şeydeyim. Yani caddedeyim diye tahmin ediyorum şu anda. Gidiyoruz. Şöyle güzel böyle ışıklandırması falan var. Neredeymişiz bak. Margi Outlet mi sanırım. Margi Outlet'in önündeymişim. 50'yi de geçemiyorum şimdi ne olacağını bilemediğim için. Gidiyoruz bakalım. Geldik Edirne'ye. Bizleri Edirne'den izleyen herkese de selam olsun. Kapıkule'ye de az kaldı. Az da bir sürüşüm var. Şu an için yaklaşık 1 saatlik kadar bir 45 dakika 1 saatlik bir sürüşüm kaldı. Keşke otobandan gitseydim. Daha seri 80-90 giderdim. Rahat rahat giderdim ama şimdi biraz böyle telaşlı gideceğim. 50-50 gitmem gerekiyor çünkü. Evet. Etrafı gösteremeyeceğim ama tabii ki de hava karanlık. Şöyle yine TEİAŞ'ın önündeymişim. Bak Edirne 20. Bölge Müdürlüğü. Evet. Devam edelim o zaman. Hadi bakalım. Evet, şu plakasını söyleyeyim. 22 Ağaca 951 Şahin'deki abi indi. Dedi nereye gidiyorsun sen dedi. Dedim abi şeye, Kapıkule'ye. Dedi ki buradan dedi gitme dedi. Sağdan beni takip et. Ben dedi seni dedi çıkartayım. Ceza yersin dedi. Allah razı olsun. Vallahi izliyorsa da hani birileri gösterirse abi. Hani video abi, Allah razı olsun. Teşekkür ederim bilmediğimiz için. Dedim navigasyon karıştırdı. Sağ olsun bak bizi uyardı. 22 ACA 951'miş. Şimdi dedi ki sağdan dedi çık. Şehir içine dedi sakın girme. Kavşaktan birinci çıkışa gir. Beni dedi takip et. Ben dedi seni dedi çıkartacağım. İnşallah bakalım hayırlısıyla. Abiye teşekkür ederiz tekrardan buradan. Sağ olsun. Şimdi ana yola çıkalım bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi Kapıkule'ye geldim. Her zaman burayı ilk defa gördüm. Şöyle söyleyeyim. Her zaman şeylerde görüyorduk işte haberlerde. Kapıkule'de tır kuyruğu, işte gurbetçiler Kapıkule'de işte kuyruk oluşturdu falan diye gördüğüm o Kapıkule yazısını gördüm. Tam sınırdayım şu anda. Fiş aldım girerken, GTI'ye gelirken fiş aldım. Burada 70 saat süre bekleyecekmişiz. Yani 70 saat sonra SMS gelecek. SMS geldiği zaman hareket edeceğiz ve şey yapacağız. Sıraya gireceğiz. Sonra Kapıkule'den geçiş yapacağız dışarıya. Bakalım, bekliyorum şimdi. Biraz heyecanlı. Yani tam olarak ne yapacağımı da bilmiyorum. Nasıl geçecek bilmiyorum. Sağ olsunlar, Caner'in arkadaşları Barış abi var, Çağdaş var. Onlar çok yardımcı oldular. WhatsApp'ta görüştük onlara. Buradan da selam göndereyim. Dediler ki hani tarif ederiz, sıkıntı yok. Burada da birkaç yapacağım iş vardı. Onları da söylediler. Hani gerekli olan şeyler. Şimdi onları da bir yemek yiyeceğim, yatacağım. Yarın sabah kalkacağım. Onları halledeceğim. Bakalım yeni bir macera bizi neler bekliyor. Devam ediyoruz. Arabamızı da parka çektim burada.
işte kelleyi böyle sakladım. Hani dorse tarafı açıkta kalsın diye. Hani bir şey olursa Allah korusun kelleye bir şey olmasın, dorseye sürterler diye. Araba her zaman ben böyle kollarım. Zaten böyle dikine girdim. Bekliyorum 70 saat kadar buradayım. Bakalım zaman nasıl geçecek. Hep birlikte göreceğiz. Hadi bakalım. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, bugün günlerden pazartesi ayın 13'ü. Ben buraya sanırım 11'inde falan gelmiştim diye hatırlıyorum. Yani 11 gecesi 12-13, 2 gündür buradayım. Şimdi oturdum, bir yandan televizyonum açık. Bir yandan kendimi şöyle sandviç hazırlıyorum. Gördüğünüz gibi şöyle güzel bir sandviçim var. Diyorsunuz ya hani yemek yapmıyorsun, yemek yapmıyorsun. İşte böyle bir sandviç hazırladım. Arabanın içi biraz dağınık. Şimdi çay yapacağım. Çayım kaynamış mı? Atmış. Yeniden kaynatayım. Ne yapıyorum? Şurada bir kaşar peynirim var. Bir hamburger ekmeği aldım A101'den. Burada bir A101 var Kapıkule'de. Biraz uzakta ama yürüdüm gittim aldım. Hem de bana spor oldu sabah sabah. Kaç gündür arabadayım. İşte aç bitir, salam. Ondan sonra kaşar, domates. Böyle bir kendime sandviç yapacağım. Hatta bir iki ekmek yapabilirim. Böyle güçlü besleneyim. Kahvaltım güzel olsun diye. Kahvaltı değil. Saat biraz geç oldu tabii ama. Saat kaç hemen bakayım. Saat 11.23. Bir yemek yerim, bir çay içerim. Şöyle biraz yürürüm, tekrardan çıkıp bir hava alırım. Hem bacaklarım açılsın hem de spor niyetine. Bakalım, böyle hafif besleneceğim bu yol üzerinde. Belki kilo da veririm, o bana şey olur. Çünkü her yerde yemek bulamıyorsunuz. Ben de böyle sandviç tarzı şeylerle geçiştirirsem. Ya geçiştirirsem derken yine almak istediğim o besinleri alıp daha hafif beslenirsem. Mesela şimdi yağlı bir gidip de böyle işte abi sen bize... Sungurlu'ya gidiyorduk mesela. Sen bize şey yap abi, saç tava yap filan diyebileceğimiz bir yer yoktur diye tahmin ediyorum. O yüzden kilo veririm inşallah. Bakalım. Ben bir kahvaltı yapayım. Sizlere de haber vermek istedim. Bugün ayın 13'ü. Dediğim gibi büyük ihtimalle yarın bana SMS gelir. GTI Park'a geçiş yaparım. Ondan sonra da karşıya geçeceğiz. Hadi bakalım, görüşürüz. Arkadaşlar, kamerayı en son hangi gün hangi saatte kapattığımı hatırlamıyorum. Bakmadım da geriye dönük kayıtlara. Yaklaşık 91 saattir Kapıkule'de bekliyorum. Yani buraya geldiğim zaman sıra 70 saat dendi bana GTI kapı girişte. Yani Kapıkule'ye girişte fiş alıyorsunuz. 70 saatte SMS geleceği söylendi ama şu an 91. saatteyim. 108 saatte GTI'ye girenler var. Yani Dozvala sahasına girenler var. Dozvala'da o ülkeye giriş, yük alma, yük verme, işte transit geçiş belgeniz oluyormuş. Onu da öğrendim. Yani Dozvala sahasına girmem için daha SMS bekliyorum, gelmedi. Oldukça sıkıcı. Ekstra sıkıcı. Bir de şey var, yani transport işinde beklemek, yani bu işin şeyi gibi, nasıl söyleyeyim size. Ya olmazsa olmazı gibi. Şimdi şöyle bir durum var. Hamza Beyli kapıda normal şartlarda sıra bekliyorsunuz, böyle sıra gelen işte GTI Park'a giriyor, orada Dozvala sahasına giriyor. Yani Dozvala'sını açıyor ya, 20 alıyor ve gidiyor. 20 saatte 24 saatte giriş yapabiliyorsunuz oraya ama burada bir sıra işi var, SMS gelmesi gerekiyor. Etrafta böyle sorduğumuzda da 108 saatte falan gelenler olduğunu söyledi. Bakalım, daha bekliyoruz, inşallah gelir. Yani benim 70 saati geçeli çok oldu aslında. Bugün günlerden ayın 15'i, 11'i ayın 11'inde saat 21'de fişimi almıştım ben. Varın siz hesap edin. Şu anda saat 4.30. Biraz sıkıcı. Ya bende şey var, alışmam gerekiyor. Bir de şöyle bir şey. Yani teker dönmüyor. Teker dönmeyince ya hani 5 gündür 4 gündür buradayız veya 3 gündür buradayız. Hani ne oluyor? Bir şey oluyor bende. Bakalım, yani böyle geçecek. Yani Hamza Beyli tarafı biraz daha hızlı geçişte aslında uygun oluyor ama orada da park yok ve sıra bekliyorsun. Böyle işte 20 kilometreden sıraya giriyorsunuz ağır ağır. İşte gece de ilerlemeniz gerekiyor. Çok fazla rahat yatamıyorsunuz bu durumda. Ama deneyim, hepsi deneyim. Göreceğiz bakalım kaç güne gideceğim, kaç güne geri geleceğim. Hepsini not alıyorum zaten, yazıyorum. Bu arada burada Erkan abiyle denk geldik. Ya o kadar hoş sohbet, o kadar yani içten bir abi ki, ciddi anlamda söylüyorum. Zaten yazışıyorduk senelerdir, işte ara ara konuşuyorduk. Ama burada onu görmek, hani onunla zaman geçirmek, ondan akıl almak, onun da yani onun bildiklerini bana aktarması falan paha biçilemez bir değer benim için ve çok keyifli bir sohbeti var.
Hani inanın şey aklıma gelmedi. Aa bak işte Erkan abiyle de buluştuk. Hadi kamerayla hani video çekeyim. O bile aklıma gelmedi o sohbetinden dolayı ama bir görüntü alacağım onunla da. İzin isteyeceğim onunla. Bir ufak böyle bir görüntü çekeceğim. Çok güzel bir röportaj yaptık onunla. Kısa onun bir böyle röportaj serisi var. Onun da ben zaten yayınlandığı zaman sizlere linkini falan atarım. Dinlersiniz. Yani podcast tarzında böyle güzel bir röportaj yaptık onunla da. Onunla da şöyle söyleyeyim, bir görüntü çekeceğim, aklıma geldi. Çekeyim, ekleyeyim, bize bir anı olsun. Durumlar böyle, sizlere de bilgi vermek istedim. Sıkıcı da geçse, yani bu yolda bu olaylara alışacağız. Bekleme olayı zaten dediğim gibi, transportun olmazsa olmazı, bekleyeceğiz, takomuzu oyacağız, o şekilde hareket edeceğiz. Yani sizlere haber vermek istedim. Ayın 15'i. 9'unda fabrikadaydık. 10'unda yükledik. 5 gündür yollardayım. Öyle söyleyeyim. Hadi bakalım. Artık bir kapılara falan gidince sizlere haber ederim. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Nihayet geldim. Dozvala sahasındayım şu anda. Normal parktan Dozvala sahasındaki parka geçiş yaptım hayırlısıyla. Gittim dozvalalarımı aldım. Dozvalalar ne? O dediğim gibi. O ülkeye giriş çıkış yapabilme belgem vesaire. Oradan yükleme belgem. Ne aldım ben şimdi, nereden gideceğim? Bulgaristan'a gireceğim. Romanya'ya gireceğim. Romanya'dan da Macaristan'a gireceğim. Macaristan'da yükümü boşaltacağım. Tekrardan yük yükleyeceğim. Türkiye'ye geri geleceğim. O yüzden bu 3 doz olayı aldım. Yaklaşık 57 TL para verdim. Bakalım. Geçtik bu tarafa şimdi. Hayırlısıyla yarın da geçiş yapıp çıkacağım. Bu arada benimle aynı yükü yüklemiş iki tane abi var. Onlar da daha bu tarafa gelmediler. Benden bir gün sonra park alanına geldiler. Onlar da tabii fiş aldılar. Bana SMS geldi bu arada. GTI alanına girebilirsin 55L'ne 500 diye. Sonra şöyle bir çağrı cihazı veriyorlar. Bu çağrı cihazını gidiyorsunuz, oradaki makineye okutuyorsunuz. Makineye okuttuktan sonra sizi sıraya alıyor. Sıranız geldiği zaman ötüyor ve devam ediyorsunuz. Çıkıyorsunuz artık gümrüğe doğru. Ben yalnız şöyle bir şey yapacağım. İlk defa gittiğim için şirketin diğer şoförlerini bekleyeceğim. Abilerimizi bekleyeceğim. Onlar benden tabii ki de daha deneyimliler. Onlarla birlikte böyle ilk seferimi rahat atabilmek için onları bekleyeceğim. Bir gün beklerim burada diye tahmin ediyorum. Yarın da burada kalırım. Yarın artık onlarla birlikte geldiği zaman çıkış yaparım. Durum böyle. Sizlere de haber vermek isterim. Dozolaları aldım. Şimdi de yatıp burada uyuyacağım. Hadi bakalım. Görüşürüz. Oo, bakın buralarda kimleri yakaladım. Sanki 4-5 gündür beraber gezmiyormuşçasına böyle bir açılış yapayım istedim. Erkan abi. Şimdi birazdan onunla da görüşeceğiz. Yani 4 gündür görüşüyoruz zaten. Hızlandırılmış kurs alıyorum. Şimdi yanına geldim. Kahvaltı yapmaya gideceğiz. Öyle değil. Böyle bir enstantane bir açılış yapmak istedim. Hava da bu arada soğuk. Evet, transport camiasındaki... Ben tavşanım ama ben kendimi Ninja Turtles olarak görüyorum şu an ve Splinter ustamı tanıştırıyorum sizlerle. Usta Splinter, sence oldum mu ben? Bence tamamsın. Git ve onlara göster görünüm. Erkan abiyle birlikteyiz, yaklaşık 4 günden beri hızlandırılmış bir kurs alıyorum. Çok güzel bir video çektik. Ne zaman istersin? Ne zaman istersin? Ne zaman istersin? Bugün de bugün, yarın da yarın. Yarın. Bugün ne günlerden? Cuma. Cuma, yarın cumartesi. Cuma. Memurlar hani böyle cumartesiye dönük aslında evlerinde oluyorlar, akşam bile izlerler. Ben şimdi izlenmeyi öyle şey yapıyorum ama memurları düşünüyorum. Sonra standart şey, mavi yaka vesaire. Pazar günü atlamış yani, genelde pazar kahvaltısı. Ne zaman istersen. Ben cumartesi atayım ama o da şundan kaynaklı. Şimdi gümrük bölgesinde olduğumuz için, sınır kapısına çok yakın olduğumuz için. Burada telefon bazen çekmeyebiliyor, internet sıkıntı yaşayabiliyoruz. Yani kesilmelerle falan çok uzun sürer yüklemesi. Ben nasıl olsa bu akşam Bulgaristan'a geçeceğim. Geçtiğim zaman orada sınırsız internetle rahat rahat atarım. O zaman yarın akşam efsane video var. Zaten izlemiş olacaksınız mantıken. Doğru. Evet. Niye bu kadar şey yaptık ki? Ben ama tabii o videoyu izlediğinizi varsayaraktan nasıl güzel yorumlarınızı yazarsınız. Teşekkür ederim. Abi bana öğrettiğin her şey için çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Yani açık ve net. Öğrenebilen birisini öğretmek benim için de keyif. Algıları açık birisiyle konuşmak benim için de keyif. Her zaman bulamıyoruz çünkü. Bunu duyduğuma çok mutlu oldum abi. Evet arkadaşlar, birazdan da çıkış yapacağız. Nasipse herhalde 3-5 saat içinde buradan böyle yürümüş oluruz. Görüşmek üzere. Yine denk geleceğiz. Yine böyle bir uzun videoda da inşallah benim taraftaki
benim kanalda da inşallah uzun bir videoyla da devam edeceğiz. Herkes kendine iyi baksın. Görüşmek üzere. Ne diyeyim, dur. Ben de Bulgarca bir şey diyeyim o zaman. Arigato gatayma. O da Japonca değil mi? Arkadaşlar görüşürüz. Evet arkadaşlar, Erkan abiyle oturuyorduk, muhabbet ediyorduk. O ara benim beraber gidecek olduğum abilerin çağrı cihazı, bu arada göstereyim, şu cihaz öttü. Öter ötmez hemen onlar hareket ettiler. Ben de onların peşine şimdi çıktım. Şöyle sıradayız. Şöyle sağdan soldan sıra ilerliyor. Bu şekilde bu tarafa doğru gideceğiz. Bakalım, çıktım. Takomu sıfırladım. Öyle. Gidiyoruz bakalım. Bayağı bir yattık. Yani 100 küsür saatten fazla yattık. Şimdi devam edeceğiz hayırlısıyla. Şimdi ben de öğreneceğim. Bakalım ne oluyor, ne bitiyor. Belki hani o gümrük kapı geçişlerini çekemeyebilirim. Ya çok da fazla böyle oralar, yani aslında tehlikeli bölgeler, yani sıkıntılı bölgeler. Çok da fazla hani oralarda böyle kamerayı aktif edip de hani ne kendime zarar gelsin ne başkasına zarar uğratayım, böyle herhangi bir görüntü almayacağım. Sonuçta devlet memurları var oralarda. Problem yaşamamak adına. O yüzden çok fazla gümrük geçişlerini çekmeyi planlamıyorum ama sizlere bunları anlatacağım. Buradan sonrası da zaten artık geçtikten sonra hem bahsederim hem de oraların yollarını falan sizlere çekerim diye düşünüyorum. İlk seferim, heyecanlıyım, dediğim gibi eksikliklerim olabilir. O yüzden şimdiden kusura bakmayın. Haydi bakalım. Ben gidiyorum. Evet, saatlerimiz 12.41. Başlangıç 12.40 dedim. Takograflarımı yazıyorum. Erkan abinin bana söylediği gibi çıkıyorlar. Hadi bakalım, bismillah. ...9 saat 26 dakika dinlenme yapmışız. Şimdi arkadaşlar, evet, ufak bir özet geçeyim sizlere. Şunun tüyü çıktı. Bir dakika, tüyünü bir takalım. Ya da tak, şurada dursun. Zaten şu anlık rüzgarlı bir ortamda değiliz. Bulgaristan'ın tam olarak neresinde olduğumu bilmiyorum arkadaşlar. Yaklaşık 2 saat kadar, bir 1 saat 48 dakikalık kapıdan sonra bir sürüş yaptık. Şöyle anlatabilirim. Önümde Engin abi var, arkamda Zekai abi var. Sağ olsunlar. Bak, yanaşma şeridinde gitti. O da, ben onu takip ettim. Ne yaptığını bilmediğim için. Ben direkt mesela şeride girecektim. Buradan mesela açıklık var. Açıklıktan dışarıya geçti. Onu bilmiyordum. Mesela normal şeride yürüyecektim ben. Engin abi şu anda izleyerek orayı öğrenmiş olduk. Yani yurt dışında çıkış yaparken bir yerlerden. Bu zaten orada tabelada da yazıyordu herhalde. 65 metre buradan gidin diye. Onu da gözüm görmüştü. Sağ olsunlar. Ben şimdi kapıya geldim. Kapıda 5 gün kadar bekledim. Yine aynı yerden yükü yüklediğimiz, aynı şirkete çalıştığımız abilerden 2 kişi daha aynı yere yükü yükledi. Durum böyle olunca da ben bir gün fazladan bekledim ki hani dışarıda yabancılık çekmeyeyim. İlk nasıl giderim onları da bekleyeyim. Onlarla birlikte gidelim diye. Önümde Engin abi var. Arkamda da Zekai abi var. Ben tam onların ortasındayım. Yani böyle bu yeni başlayanlara tavşan diyorlarmış. Yani ben şu anda tam bir tavşanım, yani öyle söyleyeyim. Sağ olsunlar, eksik olmasınlar. Bana da bu konuda böyle bilgilerini falan aktarıyorlar. İşte bak, burada bunu var. Şurada şunu yap. Bu evrağı buraya götür. Bu evraklarını burada hazırda tut vesaire diye anlatıyorlar. Engin abi de yolu bildiği için, hani gideceğimiz adresi de bildiği için biz onu takip ediyoruz. İlk seferimde de bana da böyle dışarıları görmek ve tanımak için kolaylık oldu. Şimdi Kapıkule'ye geliniyor. Tamam mı? Kapıkule'de GTI fişi alıyorsunuz ilk girişte. Ondan sonra size soruyorsunuz orada, diyorsunuz abi kaç saat? SMS geliyor çünkü size. İşte bana 70 saat dedi, 95 saatte SMS geldi. Şimdi oradaki herhangi bir özel parkın bir tanesine giriyorsunuz. Yaklaşık işte 90 saat, 70 saat SMS gelene kadar bekliyorsunuz. Gümrük ticaret işletmeleri, yani GTI, oradan size SMS geliyor, diyor ki şunun limitini ayarlayayım, aynen, oradan size SMS geliyor,
55 ile N500 GTI parka giriş yapınız. Yani gümrük parkına giriş yapınız. Gümrük parkına giriş yaptığınız zaman Dorse'yi bir daha geri çıkartamıyorsunuz. Ama kelle olarak aracınızı isterseniz dışarıya çıkartabilirsiniz. Bunu da Erkan abiden öğrendim. Bu arada bak samimi söylüyorum, Erkan abi çok efsane bir insan ve o kadar böyle soru sorarak, hani üst üste sordum, öğrenmek için şey yaptım filan, Allah razı olsun, eksik olmasın, her şeyi böyle tek tek hiç sıkılmadan anlattı abi, çok teşekkür ediyorum sana. Bu arada konudan konuya geçiyorum, çok da güzel bir video çektik, o videonun linkini de açıklama kısmına bıraktım. Edirne'de gezdiğimiz bir video, Selimiye Camisi'ni gittik gezdik, çok da eğlenerek çektiğimiz video oldu, izleyebilirsiniz. Erkan abi de oraya geldi de onunla muhabbet sohbet 4-5 günü geçirdik sağ olsun. 55 lerine 500 diye bana SMS geldi. Tam 95. saatimde Tacoma baktım. 95 saat olmuş. Hemen geçtim ben şeye. GTI Park'a. GTI Park'a geçtiğim zaman hemen girişte bir cihaz alıyorsunuz. Çağrı cihazı. Çağrı cihazını gidiyorsunuz. GTI Park'taki o sistem var. Hemen onu okutuyorsunuz. Sıranızı alıyorsunuz. O ara Dozvala alıyorsunuz. Dozvala da şu. Ülkelere ayak basma evrağı. Yani ben buraya geldim. Ben şimdi nereden gideceğim? Bulgar, Romanya ve Macaristan. Bulgar, Romanya ve Macaristan dozvalalarımı aldım. Ondan sonra geri geldim. Çağrı cihazımın ötmesini bekledim. Yani çağrı cihazı aşağı yukarı 8-10 saati ötüyor. Bazen 14-15 saati buluyor. Benimki 8-10 saate kadar öttü. Ben çıkmadım ama. Çünkü Engin abiyle Zekai abiyi bekliyorum. Yani bir gün orada fazladan yattım. Ondan sonrasında benim çağrı cihazım işte öttü. Normal prosedürü anlatayım. Sonra hep birlikte çıkmaya başladık. Çıktık. İlk geçtiğimiz yer işte bizim Türk pasaportu. Pasaport ruhsatı verdik. Daha sonrasında Kantar'a geliyorsunuz. Kantar'da işte Kubis evrağınız. Bu dozvalaları aldığınız bir evrakın yazılı olduğu işte geçiş belgelerinin düzenlendiği bir evrak var. Onu veriyorsunuz. İşte T1 evraklarınız var, orijinalleri. Yani yükün yurt dışında taşınabilir irsaliyesi diyeyim. Onu, vekaletname vesaire, onları ayarlıyorsunuz, veriyorsunuz. İşte gerekirse ruhsat, pasaport. Onları veriyorsunuz. Sonra oradan Kantar'dan çıkıyorsunuz. Kantar'a bir 35 TL gibi para ödüyorsunuz. Sonrasında bir petrol sırası var orada. 5'li 6'lı. O sırayı bekliyorsunuz böyle. Mazot alsanız almasanız da. Sonrasında o petrolden böyle 6'lı 7'li hareket edilip 5'e 4'e düşüyor sıra. Oradan sonrasında biraz daha bekliyorsunuz. Sonra karşı tarafta gittiğiniz yer şişçiler. Yani bu arabanın içinde emisyon ölçüyorlar. Herhangi bir nefes, karbondioksit falan, yani mülteci var mı diye onu ölçüyorlar. Ondan sonrasında çıkıyorsunuz. Tamam diyorlar Bulgar görevliler. Tamam diyorlar, devam edelim mi edeyim. Geçiyorsunuz karşıya, sonrasında dezenfektan var. Böyle dezenfektandan geçiyorsunuz. Şeyden böyle aracınız yıkanıyor. Camlarınızı ve sunroofunuzu kapalı tutun. Bu da... Erkan abinin bana tavsiyesi, sunroofunu ve camını kapalı tut diye. Böyle dezenfektan arabanın her yerinden böyle sen geçerken onlar fiskeyle sıkıyor. Ondan sonra geliyorsunuz, dezenfektanın parası 20 euro ödüyorsunuz. Sonra pasaport kontrole gidiyorsunuz, Bulgar polisine. Pasaport ruhsatınızı veriyorsunuz. İşte zaten Türkçe biliyorlar yani, sizinle konuşuyorlar. İşte dezenfektanla sordu, hangi firma dedim, işte Savtrans. Bizim C2'den kayıtlı olduğumuz firma. Tamam dedi, yazdı işte bilgisayarda, kaşeledi, verdi. Sonrasında işte pasaport vesaire. Sonra Kantar. Yani Bulgar'ın Kantar'ına geliyorsunuz. Orada 43 euro şey çekiyor. Kredi kartıyla ödeniyor. Başka hiçbir şekilde ödeme almıyorlar. Kredi kartınızı veriyorsunuz, 43 euroyu çekiyor. Sonrasında doktorluksa eğer yükünüz, yani gıda tarzında bir yükünüz var ise, termokinciler daha çok duruyor mesela. Hemen diyor ki size doktor var mı diyorum. Doktor var. O zaman diyor sağa dön. Hemen normalde düz gidip çıkabilirim. Sağ tarafa dönüyorum. Sonra doktor evrakı var. Mavi böyle bir, zaten gidenler biliyordur. Mavi evrakla T1 evrağımızı alıyoruz. O bir tane orijinal var. Bir tane de Bulgaristan'a yedek hazırlıyoruz o evraktan. Onunla birlikte gidiyoruz. Doktor evrağıyla T1'i veriyoruz. Sonra diyorlar ki rampaya yanaş. Rampaya geri geri yanaşıyorsun. Mührünü orada açıyorsun. Tabii gümrük sahası olduğu için. İzin veriyorlar içine bakmaları için. İçine bakıyorlar. Sonrasında ise diyorlar ki ileri al, bankaya git. Bankada işte 321 euro para ödedim. Yani kontrole. Sonra analize gidiyor vesaire. Yani aşağı yukarı 1-1,5 saatiniz orada kayboluyor diyebilirim.
bankaya parayı ödüyorsunuz, sonra geliyorsunuz evrakınızı alıyorsunuz, çıkışa doğru geliyorsunuz, mührünüzü vurduruyorsunuz ve en son Bulgaristan'ın T1 evrakları var. Yani bu üstüne böyle zımbalıyor size. İşte Kantar'a girmiştir vesaire, doktorunu yapmıştır vesaire. Onu da çıkıştaki şeye veriyorsunuz. Sonra go to the işte şey. Nasıl İngilizce? Ya işte öyle. Go to the Bulgaristan. Şimdi buradan sonrası da nerede olduğumu da bilmiyorum. Belki navigasyon bana yakınlarda bir şehir ismi vesaire söyleyebilir. Biraz uzaklaştırayım. Trilistik. Striyama var sağımda. Rogoş var sol tarafımda. Trilistik var. Bayağı bir ilerimde sonra Kalekovets var. Ya böyle gidiyoruz. Yani saat 4.30'da GTI Park'tan hareket ettim. Yani bu anlattığım süreci geçmem aşağı yukarı saat 1'i buldu. Yani 12.1'i buldu. Siz varın hesap edin. Kaç saatte Türkiye'den çıkış yapıyorsunuz GTI Park'ta? Çıkış yapın çağrısı geldikten sonra hesap edin. Yani durumlar böyle. Şunu bir açayım. Şu camları buharı bir silinsin. Şimdi bakalım buradan sonraki süreçler nasıl işleyecek? Ben de gerçekten çok heyecanlıyım. Yani tam olarak bilmiyorum. Şu an hani yurt dışına da gidiyormuş gibi bir hissiyat yok ama nasıl söyleyeyim? Yani sınır geçmek falan o işler heyecanlı. Biraz sıkıcı ama bu yola, bu çizgiyi her zaman söylüyorum. Yani bu yurt içinde de yurt dışında da böyle. Yani şu çizgiyi gördüğünüz zaman tamam ya. Hani bütün sıkıntılar değil de artık sürüş yapabilirim diyorsunuz. Bu arada tabii ki de kesinlikle ve kesinlikle takonuza nizami olarak uyarak hareket etmeniz sizlerin faydasına. O konuda da çok bilgi aldım. Bakalım, yani yurt dışı çalışma isteklerimden bir tanesi gerçekten kazanç durumu olarak tatmin edici olması. Öncelik plan tabii ki de yaptığımızda. Bir de gerçekten niye bunu denemeyelim dedim. Yani bunu bir deneyelim bakalım nedir ne değildir, bir görelim öğrenelim. Yani böyle bir şey de olsun hayatımızda diye. Sizler de attığım şeye, videoya, bundan önceki o bilgilendirme videosuna ya gerçekten dualarınız için Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Ya belki de bu yolda hani sizlerin duasını almak manevi olarak beni çok rahatlattı. Çok rahat hareket ediyorum. Yani o kadar çok dua eden var ki izleyenlerden de ya yorum yazmasa bile dua eden çok insan olduğuna eminim. Hepinizden Allah razı olsun. Teşekkür ederim bu arada. Hep plakalar böyle garip geliyor bana. Değişik değişik plakalar falan böyle yanından geçenler. Ne bileyim, ilginç ya. Evet, niye başladık? Yani birincisi dediğimiz gibi maddiyat. İkincisi de Türkiye içerisinde biraz böyle yorulma şeyi oldu. Yani sıkı bir tempoda çalışma. Burada şimdi şöyle takona uyuyorsun, vücudunla dinleniyorsun. Yani açık konuşmak gerekirse biraz daha insani şartlarda çalışma oluyor. Yani takona uy kardeşim. Çünkü buranın cezası ağır. Hani atıyorum bir saat kalıyordu. Abi hadi biraz daha sürelim. Belki o esnekliği falan kullanabiliyorduk Türkiye'de ama gene bozmamaya gayret ediyorduk tabii ki de. Yani orası aşikar ama atıyorum şimdi kavağa kadar geldiniz, evinize 50 kilometre var, orada 9-11 yatma durumunu yalan yok yapmıyorduk. Hani o yarım saatlik sürüşü de yapıp evimize gidiyorduk diyebilirim yani. Hani çok uykusuz veya şeyi kullanmıyorduk tabii ki de ama ufak tefek böyle şeylerimiz oluyordu, esnekliklerimiz. Şimdi burada ne olduğunu, ne yapmak istediğimizi bildiğimiz için ve transportun genlerinde böyle çalışma olduğu için bu şekilde çalışmayı da kendi bünyemize, sağlığımız için daha doğrusu biraz da elverişli bir hale getirip kendimize ona uyum sağlattıracağız. Kural neyse, nizam neyse o şekilde hareket edeceğiz. Şurada gördüğünüz bir cihaz var, Jarmi Kontrolü. Bu Macaristan'ın HGS'si diyeyim veya OGS'si. Onu Macaristan'a girişte takacağım. Bu arada yol ücretleri var. 29 euro ödedim. Bulgaristan'da şöyle bir şey var. Aldığınız saatten itibaren 24 saat. Yani akşam biz 10'da aldık. Bu akşam saat 10'a kadar Bulgaristan içerisinde rota belirliyorsunuz. Biz dedik ki Vidin'e gideceğiz. Vidin'e kadar 29 euro kesti. Euro 6 araç olduğu için. Ve akşam 10'a kadar kullanabiliyoruz. Eğer ki vignetimiz biterse, yani burada kameralar var bildiğiniz üzere. Eğer ki bak bu plaka vignet almamış, cezası çok ağır. 300 küsür euro cezaları var. Bizim şimdi var, akşam 10'a kadar kullanabiliyoruz.
18-12 2021-22 21-59-59 yazıyor mesela. O zaman bitiyor. Yola çıktığınızda ceza yeme ihtimaliniz var. Yani vignetin bitmesine yakın. Eğer varamazsak tekrardan vignet alacağız. Bulgaristan'da aldığınız saatten itibaren 24 saat. Romanya'da bu şöyleymiş. Yani 12'den 12'ye alabiliyorsunuz. Yani gece 12'de aldınız. Bir dahaki gece 12'ye kadar kullanabiliyorsunuz. 1'de aldınız mesela, öğleden sonra 1'de aldınız, 11 saat kullanabiliyorsunuz. Veya öğlen 12'de aldınız, 12 saat kullanabiliyorsunuz geceye kadar. Veya gece saat 11'de işte vignet aldın, 1 saat kullanabiliyorsun ama o parayı ödüyorsun. O yüzden saati orada avantajlı kullanmak her zaman karınıza oluyor. Durumlar böyle. Şu anlık kötü bir yol görmedim. Gayet düzgün yolları, yani hani nispeten buralar böyle asfalt düzgün. Büyük ihtimalle de böyle geliş giriş yolları değil. Biraz böyle çukurları var. O da olması gerektiği kadar diye düşünüyorum. Daha iç kesimlerde belki daha biraz böyle şey yollar vardır. Çünkü bahsediyorlardı, yollar biraz bozuk olabiliyor. Durum böyle. Çok da fazla böyle şey yapmayayım. İlerleri de çekeyim size. Bu seferimiz bakalım nasıl olacak, nasıl bitecek. Biraz da heyecanlıyım. Gene aklıma bir şeyler geldiği zaman sizlere anlatırım. Teşekkür ediyorum. Sofya'yı gördüm tabelada. Sofya'ya doğru yol alıyoruz. Aa, şunu söyleyeyim. Erkan abi kesinlikle dedi şey al. Yani bir navigasyon al kendine. Kamyon navigasyonu. Ego dedi bu arada. Ego'yu dedi yüklettir navigasyona. Hani navigasyon markasının bir önemi yok. Hızlı çalışan herhangi bir navigasyonu alıyorsun. Kapıkule'de orada zaten çarşı pazar var orada. Her şey var. Navigasyonda birisi buraya girmiş. Refüj falan kırıktı. Navigasyona Ego'yu yükletiyorsun. Bana gösterdi. Bak, kendi gideceği adresin kapı numarasına kadar yazdı. O kadar ilginç ki. Direktman kamyonun gidebileceği şeye, güzergahtan götürüyor sizi. Yani şehrin içine kesinlikle sokmuyor. Kamyonun gidebileceği güzergahta hareket ettiriyor sizi. O açıdan selam verdi ARC. Bizden de ARC'ye selam olsun. Erkan abinin firması. Kamyon navigasyonu var. Kesinlikle diyor şehrin içine sokmuyor. Alternatif yolları, kamyon yolunu buluyor. Seni diyor götürüyor diyor. Bu diyor çok işine yarar. Bir de adresin kapı numarasına kadar bulması ve kamyon navigasyonu olması beni ayrıyetten de o konuda mutlu etti. Tamam, buranın da bir navigasyonu var. Şöyle söyleyeyim. Biraz yavaş çalışıyor ve şöyle bir şey. Kamyon ebatlarını falan giriyorsunuz ama onlar genel güncel, yani full güncel olduğu için bu tarafı kullanmayı tercih etmiyor. Erkan abi de etmiyor. Yani ben de etmemeyi düşünüyorum. Yoksa telefon navigasyonunu falan da kullanabilirdim ama risk almayacağım. Çünkü yurt dışına ilk defa giden, tamam, buradaki navigasyonla iş gören, bilen adam bunu kullanabilir. Belki işine yarayabilir. Çünkü bu da kamyon navigasyonu, FMAX'in içerisindeki. Belki telefon navigasyonuyla bile çözebilir bu işi. Ama ben bilmediğim için, o yüzden en mantıklısı TomTom falan böyle bir navigasyon. En iyisi Garmin dediler. Eğer ki uygun fiyatları çok yüksek, uygun fiyatta bulabilsem Garmin alırım, yoksa TomTom alacağım. TomTom da kaliteli. En azından bilindik bir firma olduğu için de şeyi yapabilirim diye düşünüyorum. Yani sürekli güncellemesi olan ya TomTom, herkes biliyor mesela, reklamları var vesaire falan. O yüzden TomTom'u tercih ederim diye düşünüyorum. Bakalım 6-7 inçlik bir navigasyonla da işimi göreceğim. Tavsiyelerinizi yazabilirsiniz. Bekliyorum. O konuda da yardımcı olursanız sevinirim. Dediğim gibi bu yolda çok fazla bilgim yok. Hepinize teşekkür ediyorum. Kapatıyorum. Allah'ın izniyle kazasız belasız hayırlısıyla da bu sefer inşallah atarım diyorum. Ve artık bir sonraki görüntüye sizleri baş başa bırakıyorum. Haydi bakalım. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, etrafta kar var ve kar yağışı başladı. Umarım sıkı bir tipiye böyle takılmadan atlatırız. Bu arada otobandaymışız arkadaşlar. Ben burasını normal karayolu sanıyordum. Burası otobanmış. Yani çift şerit oluyormuş Bulgar'ın otobanı sanırım. Şu an tipi tarzında böyle kar atmaya başladı. Bakalım. Allah'ın izniyle inşallah çok fazla. Takılmadan, karla kışla uğraşmadan geçer gideriz.
bir ağırladı. Sollamaya çıkmadığı için ben de inmediğimden dolayı şey yapmıyorum. Aa, geçiş yasağı varmış herhalde zaten. Bak tabela var orada. 2000 metre boyunca sol tarafa kamyonlar geçemez diyor. Ağır ağır ağır, ağır gideceğiz. Neyse devam edelim. Geldik. Bulunduğumuz yerden tam 150 kilometre yol yapmışız. 149.9 olmuş. 150 kilometre yol yapmışız. En son taco dinlendirdiğimiz yerde. Manisa'dan çıktığımdan beri de 930 kilometre yol yapmışım. Ortalama yakıtımda 36.3'lerde 17 tonluk bir yüküm var. Tabii biraz böyle Manisa'dan gelirken de yol ağırdı. 5 günlük Kapıkule'de yattığımızda araba normalde 34'lerde falan da arabayı çalıştırdık olduğu yerde, işte biraz gaz verdik vesaire. O da ortalama yakıtı yükseltti haliyle. Bakalım. İnşallah umduğum gibi yakıt düşer. Yani 35'ler, 34'ler, 33'leri görebilirsem gidiş dönüş veya 31'leri çok güzel olur. Bir deneyeceğiz bakalım. Zaten deneme turumuz, ne yakıyor ne oluyor göreceğiz hep birlikte. Hadi bakalım. Önümüz Sofya. Eğer içerisinden geçersek sizlere çekerim. Bakın burada da köy bölümü var bu taraflarda. Hocamı biraz sileyim. Suyum da bitecek. Bir yerden de su doldurmak lazım. Hadi devam. Evet arkadaşlar, Kalotina'ya doğru ayrıldık. Sofya düz kaldı. Biz Kalotina yönüne döndük, sağ tarafa doğru. Yukarıya doğru çıkacağız. Büyük ihtimalle şu anda otobandan çıkış yapıp normal, nasyonel denilen karayoluna geçiyoruz. Burada otoban harici yollara nasyonel yol deniyor diye biliyorum Avrupa'da, bu taraflarda. Bakalım. Polis var. Sağ tarafta polis vardı. Polis olduğu için de kamerayı indirdim. Ne olur ne olmaz diye. Sağa sola etrafı göstereyim. Sofya'nın etrafından dolaşacağız büyük ihtimalle. Arkadaşlar otobandan çıktık, ayrıldık. Şöyle göstereyim size nerede olduğumuz. Yani Sofya'nın böyle üst taraflarına doğru gittik. Biraz daha yakınlaşırsam sanırım daha rahat görebiliriz. Şimdi Sofya burada. Biz şu ok işaretiyiz. Öyle gittik. Bu arada böyle gelişli gidişli bir yol oldu artık. Yani otoban bitti. Nasyonel bir yoldayız. Yine önümde Engin abi, onun arkasında Zekai abi ve ben varım. Sofya sol tarafa diyor. Böyle gelişli gidişli çok yolunun olduğunu söylemişlerdi.
Yani gidenler. Bakalım devam ediyoruz. Etrafı göstereyim sizlere şöyle. Tarla bize iki tarafa da şimdi sollama yapılabilir veriyor. Bakalım. Evet, sollamaya çıkıyorlar. Oo, at arabası var. Evet, kötüydü. Yani çok kötü hem de. Yani burada gitmeye çalışıyorlar. Arkadan araba geliyor. Tehlikeli. Evet. O yüzden kamerayı elimden bırakayım. Devam edelim bakalım. Evet arkadaşlar, yolların durumu böyle. Yol yapım çalışmaları var ama yani bu kolay kolay bitecek çalışmalara benzemiyor. Şöyle oyuklar falan var. Onların tabii dolması lazım vesaire. Biz ne yapıyoruz şimdi? Sol tarafa geçiyoruz. Evet. Niye sola geçtik? Sanırım tako vereceğiz burada büyük bir ihtimalle. Bakalım şimdi. Evet arkadaşlar, durduk. Şimdi biraz önce birlikte gittiğim abilerle konuştum. Burası yani şehirler arası yolmuş bu yol. Yapılıyor tabii, genişletilme çalışmaları falan yapılıyor. Bu arada burada arızalanmış bir abi vardı. Onun yanına Engin abi yağ getirdi. Şöyle ben bu taraftan size bir göstereyim. Abinin arabası şanzıman yağı eksitmiş. Ona yağ bıraktık. Tanıdığı büyük ihtimalle. Şöyle etraf böyle. Burası da bildiğiniz karayolu. Yani burası şehirler arası yolmuş. Ankara Samsun yolunun böyle olduğunu düşün işte. Yani böyleymiş bizde de işte 20-30 sene evvelki hali gibi. Yani bura Romanya yolu, böyle gidiliyor buradan. Evet, durumlar böyle. Evet arkadaşlar, böyle bir yerden geçiyoruz. Şöyle bir Bulgaristan bayrağı var. Böyle bir göl gibi bir şey var. Sağımda ben köprüden geçiyorum şimdi. Sağ tarafımız şehir gibi. Neymiş bakalım? Mezdra'ymış. Mezdra'ymış burası diye tahmin ediyorum. Eski. Ya böyle şey gibi. Gerçekten hani 70-80'ler gibi. Ya baktığınız zaman arabalar şey arabalar çok iyi. Hani bizdeki arabalar. Ama dönem 70-80'ler gibi yani. Babam anlatırdı böyle. Yani gelişli gidişli yolları. Ya şimdi onu yaşıyor olmak bir garip geldi bana. Bizdeki köy yolu hani baktığın zaman, ama işte şehirler arası yol olması bir insana garip geliyor. Bu arada burası mesela şu anda bölündü. Bölünmüş karayolu oldu. Bak, bölünmüş karayolu olmasına rağmen sağ tarafta yanaşabileceğiniz bir şerit yok. Yani öyle bir durumda var. Şurada bir video var, kamera var. Elimden bırakacağım şimdi. Çünkü elimde kamera, böyle telefon sanabilirler, bir şey olabilir. Şimdi huyunu suyunu bilmediğimiz için hani polis görüyorum, indiriyorum hemen, şey yapıyorum. Kamera sistemi zaten önceden tabela, işte video kontrol diye sağda tabela çıkıyor, onu görüyorum, indiriyorum hemen. Garip bir şaşkınlık içerisindeyim diyebilirim. Sağ tarafımızda bir tren yolu var, gidiyoruz bakalım. Evet,
tırlara transit geçiş diye bir tabela verdi. Oradan girdik. Şöyle bir şehri geçiyoruz. Şurada böyle fabrika bacası var, tutuyor falan. Böyle büyük bir şehri geçiyoruz ama hangi şehir olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Böyle güzel bir göl var burada. Tabi temiz midir, balık var mıdır, fabrika çok var etrafında. Hani acaba atık matık geliyor mudur bilmiyorum ama yani bir göl var. Ve bir yoldan devam ediyoruz. Şunu kapatalım da müzik sesi telife girmesin. Bu arada buradaki yollar biraz kötü, yani arabayı üzüyor, öyle söyleyeyim, bayağı çukurlu. Yoruyor arabayı. Evet değerli abilerim, kardeşlerim, nereye geldik? Vidin'e. Eğer bir harita görüntüsü olursa harita görüntüsünü eklerim buraya. Şimdi Vidin'den bir köprü geçeceğiz karşıya, yani Bulgaristan'la aslında Romanya'yı ayıran Tuna Nehri olması lazım. Onun üzerinden geçeceğiz karşıya. Şimdi Vidin'de sıra bekliyoruz. Önümde kuyruk var. Kamyon kuyruğu. Yine işte geçeceğiz. Kapıdan geçeceğiz vesaire falan. O şeyleri tamamlayıp Romanya'ya geçiş yapacağız. Bu arada yaklaşık 5.30-5.45-6 saate yakın bir araç sürmüşüz bugün. Hemen şöyle sizlere göstereyim. Bakalım ne kullanmışız, ne kadar kullanmışız, ne mazot yakmışız. Aracı lütfen boşalınız, testi unutmuşum bak. Seyir 1 bana ait. 422 km yol gelmişiz, 5 saat 48 dakika, %32.6 yakıt ortalamam var. 5 saat 48 dakikada 422 km ama geldiğimiz yollar gerçekten son, bu Vidin'e inerken de bayağı virajlı, böyle hani 20 ile 30'la viraja girdiğiniz tarzda yollar. Ondan sonra şimdi buraya kadar geldik. Buradan Romanya tarafına geçeceğiz ama sanırım 1.30'a kadar sürüş hakkım var. Bir saniye, şimdi hemen bakayım sizlere doğru bilgi vereyim. Son kayıt etmiştim. Bugünü kaçta başlattık, kaçta bitireceğiz, ona bir bakayım. Şimdi ben bugün 18.12.2020 buraya not almışım. 12.40'da sürüşe başlamışım. 13 saatlik bir çalışmayla gece 1.40'a kadar çalışabiliyorum veya bunu 15 saate uzatıp 03.40'a kadar çalışma yapabiliyorum. Şu ana kadar da yaklaşık 5.5 saatlik bir araba kullanma durumumuz olmuş. 3 saat kullanmışım, 47 dakika dinlenmişim. Sonra devamında 2 saat 47 dakika daha kullanıp durdum şimdi. Çalışma saatinde büyük ihtimalle uzatma yapabiliriz 3.40'a kadar, hani buraya atlayalım, orada yatalım, dinlenelim diye. Bakalım, duruma göre hareket edeceğiz. Eğer çalışma saatini 15 saate uzatırsak 11 saat kesintisiz dinlenme yapmamız gerekiyor. Bunları da not alıyorum, böyle dikkat ederek yol almamız gerekiyor diyeyim. Bakalım, takomuzun yettiği sürece, el verdiği sürece hareket edeceğiz. Aslında sürüş saatimiz var. Yani şöyle söyleyeyim, yaklaşık 3 saat 15 dakikalık daha sürüşümüz var normal şartlarda. Ama sıra beklediğimiz için günlük çalışma saatini dolduruyoruz. Yani gece 1.30'a kadar, saat şu anda 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 1.30. Yani 6 saatlik daha bir çalışma süremiz var. Bu kalan 3.5 saati buraya yayarak kullanabiliriz yani bu sırada. Ama saat 1.30 oldu, hala geçemedik. 2 saat daha uzatıp 3.30'a kadar da 3.40'a kadar da bu sürüşü uzatabiliriz. Bakalım, duruma göre hareket edeceğiz. Ondan sonra zaten yatmamız lazım. Takomuz bozuluyor. Sizlere de böyle haber vermek istedim. Şimdi Vidin'le Kalafat arasındayım. Öyle. Devam edeceğim bakalım. Evet arkadaşlar, Romanya'ya giriş yaptık hayırlısıyla. Saatlerimiz 2.12. Biraz böyle karışık bir giriş oldu. Sağ olsun Engin abi tarif etti. Bize ya, yeni gelenlere orada tavşan diyorlar. Öyle bir muhabbet var orada. Diyor beraberiz falan yaptı böyle. Hani oradakilere.
Deli Tavşan ama beraberiz yaptı. Hani ben biliyorum hesabına, sağ olsun yardımcı oldu bize, eksik olmasın. Oradaki sistemi öğrendik. Nereye ne gidiyor, işte hangi belgeleri götürmen gerekiyor falan. Bayağı bildiğiniz not aldım aslına bakarsanız. Yani şöyle söyleyeyim, defteri kitabı çıkarttım. Yani yazdım ne yapıyorsam abi, hangi belgeler nereye gidiyorsa, ne yapmam gerekiyorsa sırasıyla böyle yazdım hepsini. İşte buraya gideceksin, sonra şuraya geçeceksin, şunu yapacaksın vesaire falan. Hepsini teker teker yazdım. Bu arada şöyle bir şey var. Biraz önce adamın bir tanesi selektör attı, tır. Eğer ki aracınızda aksesuar varsa karşınızdan gelen araba size selektör atıyor. Yani çok ilginç, çok hoşuma gitti. Çünkü yurt dışında böyle, yani bu taraflarda böyle şirket arabaları vesaire, bazı arabalar sade olduğu için büyük ihtimalle kişisel, yani bireysel araçlar aksesuar yapıyorlar. Daha demin de karşımdan bir tane Scania geliyordu. Bundan evvel Bulgaristan'da da aynısı oldu. Adam böyle aksesuar yapmış. Bir yerden müzik sesi geliyor ama. Adam aksesuar yapmış ve karşıma gelirken selektör attı böyle yani. Hani hiç o zamana kadar olmadı. Ben de selektör attım. Şimdi de yine Scania'nın bir tanesi aksesuarlı o selektör attı. Ben de onu attım. Ben yani böyle bir aksesuarlı araçlar arasında herhalde böyle bir iletişim var burada. Tam bilmiyorum ama güzel bir iletişim. Yaktım ledlerimi de öyle gidiyorum. Böyle bir yeşillik, kırmızılık, bakın Noel için şey yapmışlar, yılbaşı için. Ya tabii onların Noel'i, bizim yılbaşımız. Onların bayramı. Sanıyorum sağ taraf mezarlık, şöyle size göstereyim. Ya gündüz tabii ne yaptığımı, ne ettiğimi sizlere, hani geçişin nasıl olduğunu anlatırım. Şimdi yorgunum. Zaten mesai saatini söylediğim gibi 15 saate çıkarttık. 1.40'da normalde 13 saatlik çalışma süremiz bitiyordu. 2.40-3.40'a kadar sürüş iznimiz var. Zaten 6 saat 24 dakikada araç kullanmışız. Bakalım yarın ben size her şeyi böyle net bir şekilde uzun uzun ne yaptık ne ettik anlatırım. Hadi bakalım ben gidiyorum. Yarın görüşmek üzere. Evet, Romanya'dan herkese selamlar, günaydınlar. Uyandık, saatlerimiz 12'ye geliyor. Takomuzun dinlenme süresine de tam 2 saat var. Şu an neredeyiz? Böyle bir nehrin yan tarafındayız. Şöyle etrafımı göstereyim. Buranın konumunu eklemeye çalışırım. Şurada karşıda bir ev var. Ev gibi bir şey var. Burada büyük bir alan vardı. Burada durduk, dinlendik şimdi. Hem tako süremiz bitmişti. Onu dinlendirdik. Hem de bir kahvaltı mahvaltı bir şeyler yapacağız. Ondan sonra yola devam edeceğiz. Şimdi buranın konumunu da bulabilirsem ekleyeyim. Nerede olduğumu bilenler varsa çözebilirler. Gözlerim, gözlerim şişmiş, iyi uyumuşum demek. İyi dinlenmişim. Bugün güzel bir sürüş bizi bekler. Romanya'dayız. Romanya'dan şimdi Macaristan kapıya doğru gideceğiz. Yeni Natlı'a gidiyormuşuz. Onu da söylemiş olayım. Bakalım olaylar gelişsin. Hadi bakalım devam. Evet arkadaşlar, 11 saatlik dinlenmemizi yaptık. Saat 14. 17'de, 14.15'te yola çıktık. Hemen onun da notunu alalım. 14.15 diyelim. Çünkü çalışma saatimizi hesaplamamız gerekiyor. 19.12.2021. Hemen şöyle. Şuraya 14.15 yazayım. Sonrasında şey yaparız. Başlangıç saati 14.15. Tamam. Bunu yazmam gerekiyor ki 14.15, normal şartlarda 2.15, gece 3.15'e kadar 13 saatlik bir çalışma süremde bu takoyu kullanmam gerekiyor. Haftada 2 defa da 15 saate uzatabiliyorum. Yani 3.15, işte 4.15, 5.15'e kadar. Bir hafta uzattım ama bu sefer yeteceğini söyledi Engin abi. Takomuz dedi Natlak kapıya kadar dedi yeter, ona göre dedi hareket ederiz. Geceye kadar da zaten vignetimiz var, gece saat 12'ye kadar. Biraz hava rüzgarlı. Romanya'nın yolları Bulgaristan'ın yollarına göre ya biraz daha durulabilir alanlar fazla diye görüyorum şimdilikle, öncelikle. Bir de biraz daha şeritleri geniş bence. Şöyle bir şey var, girdiğimizde böyle evlerin, köylerin içerisinden falan geçiyoruz. Sağımız solumuz ev. Ama ya şöyle düşünün.
Yani şu çizginin oraya adam arabasını koymuş. Arabasının arkası çizginin orada duruyor. Yani herkes evinin önüne araçlarını böyle sağlı sollu dizmiş. Evet, bizi bir solluyor. Herkes evinin önüne araçlarını böyle sağlı sollu dizmişler. Yani bir tırın böyle az bir şey o çizgiden gitse böyle alıp götürecek arkasına. O derece bayağı da yani herkes böyle evinin önüne arabasını bırakmış. Evler yola sıfır. Yani bu Bulgaristan'da da böyleydi, Romanya'da da böyle. Yani iyi güvenip orada böyle rahatlıkla oturabiliyorlar. Yani Allah korusun bir araba uçsa evin içine girdi yani salonda. Direkt böyle selamünaleyküm mutfakta yani o tarzda evleri yapmışlar. Bak bunlar geride mesela. Ya bunlar yeni yapı olduğu için yoldan biraz geriye almışlar. Bence mantıklı hareket etmişler. Öndeki Bulgar abimiz biraz heyecanlı, sollama isteği var. Ama evleri böyle süslemişler, her yer ışık ışık, herkes böyle o işte onlara ait olan Noel bayramını kutlamak için ışıklandırmalar falan yapmışlar. Yani abartısız, yani 10 evin 7'sinde vardı böyle bu ışıklandırma, onları çok sevdim. Şimiyan'daymışız bu arada. Burada dikkat edilmesi gereken şeylerden bir tanesi, köy içlerinde hız tabelaları, kuralları neyse ona göre hareket etmek gerekiyor. Gündüzleri özellikle. Bak mesela adam arabasını buraya koymuş gitmiş. Yani çok ilginç. Yani ben güvenerek bırakamam mesela. Bak evinin önünde hemen böyle. Bunun daha yakınını düşün yani bir de. Hız kurallarına uymanız gerekiyor. Yoksa Roman polisi Allah korusun öyle bir durumda ehliyetinize el koyabiliyormuş. Aa bak burası kiliseymiş. Herhalde. Romanya polisi el koyup işte hani deport gibi böyle gönderttirebiliyormuş. Dikkat edilmesi gerekiyor. Hız limitlerine, hız kurallarına. Burası ana yol. Yani ana geçiş çevre yolu diyeyim. Yan taraflarda da evler var gördüğünüz üzere. Evlerin hemen arkaları da işte şey. Hani mahalleler. Zaten bu tarafa doğru gelişmiş gördüğüm üzere biraz şehir. Bak orada odun falan kırıyorlar. Ne oldu şimdi? Durduk. Niye durduk acaba? Aa Trio yazıyor Ege'ye da. Burada Ege'nin ismi Trio'ymuş. Hay be. Gayiş Ege'ye değil, Gayiş Trio. Timiş Oara, Drobeta, TR. Bak burada da hep böyle şehir isimlerinin önüne TR Severin. Hani hep TR nokta böyle İsimler var. ST, TR. Hani onların anlamı neyse. Acaba Mr. Mrs. gibi bir şey mi? Hani bir kişinin ismi mi acaba bilmiyorum ama. Kavşak varmış. Kavşaktan E70 böyle devam ediyor. E70'e bağlantı yapacağız. Filiaşi Kroyova varmış. Bak adam tırını evin önüne çekmiş mesela. Yanında binek arabası var. Herkesin bahçeli genelde. Arabalarını içerilere alıyorlar. Ama dediğim gibi ana yola çok yakınlar. Ya ilginç bir yerleşim biçimi var ve yani yol mesela çevre yolu yok. Hani bu şehrin içine hadi görmeyelim diye bir yol yapılmamış. Yani ev düzenleri vesaire ilginç. Hep böyle küçük yapılar. Burası köy kasaba diye tahmin ediyorum. Hani sonuçta geçiş güzergahı olduğu için. Buradan da Hacı'ya selam olsun. Karpatların Maradona'sı Hacı.
Sizlere böyle bir ufak bir şehir içinde göstermiş oldum. Aha satılık araba. Oha Mercedes A180 mi o? Evet. Oha Mora'ya bak. Volkswagen Mora 900, Mercedes 800 euro. Dizel demiş. Audi var. Alfa Romeo 1450 euro. Oha geçse bak 650 euro. Oha. 650 euro geç. Audi A4 var. Kaç euro acaba göremedim ya. O da düşük. Yuh fiyatlara bak. Vay be. 650 euro. Alsam mı acaba? Bora'yı alsam mıydık ya? Volkswagen Bora'yı. Volkswagen Bora'ya da burada belki Jetta diye olabilirler. Zaten hani Jetta kasa şeyi. Burada kavşak içlerinde dikkat etmeniz gerekiyor. Kavşak içlerinde dönüş yapana yol vermeniz gerekiyor. Şimdi ben kavşak içine girdim. Şimdi herkesin bana yol vermesini beklerim yani açık konuşmak gerekirse. Bak verdi mesela, durdu abimiz sağ olsun. Ben durmayacak gibi bir şey yaptım ama hani o durma hissiyatı, o güveni, hani şey durur ya falan da yaptım yani, hani durdu. Saatim kendim artık. Bak burada bir kaldırım, banket falan gene olmuş yani. Evet yavaşlıyoruz. Aa, nehrin bir görüntüsü var, güzel bir görüntüsü var. Şu ağaçlara vurmayalım. Umarım keyif alıyorsunuzdur. Çünkü ben gerçekten çok keyif alıyorum arkadaşlar. Sağda solda hep direklerde şey var. Avrupa Birliği bayrağı ve Romanya bayrağı var. Geçmek isteyen geçebilir. Niye korna basıyorlar acaba? Poloymuş. Zekai abiyi bekliyoruz. Sol tarafımızda çok güzel bir manzara var. Punukara, Punarkea, Pensione. Acaba ne demekse? Döner kavşağa giriyoruz. Şöyle sinyalimizi verelim. Dikkat ederekten. Droba Turnu Severin diye şehirmiş arkadaşlar burası. Yani navigasyondan baktığım kadarıyla öyle görüyorum. Tabi orası daha büyük bir yerleşim alanı. O Hazreti İsa figürü var. Çarmıha gerilmiş halde. Onun tasviri var diyeyim. Şimdi bölünmüş yola geldik. Bakın şimdi şöyle söyleyeyim. Bölünmüş yolun... Aa burada da park alanı varmış. Bak burayı da yazayım. Tamam. Burada da bir park alanı var. Böyle hani girip bir iki arabalık durulabilir. Beklenilebilir gibi.
şöyle bir şey, yani yolun yan tarafında banket yok. Yani bir şey olsa yanaşabileceğim bir yer yok. Sadece iki şerit. Yani yol algıları, yapım aşamaları, algıları bu şekilde. Droptena TR severine devam ediyoruz bu arada. Onu da söyleyeyim. Evet, kapatayım. Sağa döneceğiz. Timişi o araya. Bunlar da bana ileriye dönük tabii şeyler. Mastar olacak yani. Hani dönüp lan nereden gitmiştim acaba dediğim zaman bakabilirim yani. Aa, burada bir tane mezar varmış. Aa, ben şöyle bir şey duymuştum diye hatırlıyorum. Yani böyle yerlerde bir yerde daha vardı. Romanya'da da olabilir. Belki farklı bir yerde de olabilir. Yani yabancı ülkelerde yapılabilen bir şey. Eğer ki bir yerde bir kaza olup orada birisi öldüyse onun adına oraya bir şeyler dikiliyor. Hani burada orada kaza olduğunu ve birinin öldüğünü hatırlanılması için, bilinmesi için diyebiliyorum. Mesela burada öldü, buraya böyle işte bir haç dikiliyor, işte mermer taşı vesaire. Belki mezar orada değil ama yani burada bir kazanın olduğunu bilin. Hani burada birisi öldü, hani onun anısı var gibisinden. Bir oraya böyle bir şey yapılıyor diye biliyordum. Yanlış hatırlamıyorsam doğru bilenler söyleyebilirler. Yanlışlık olmasın. Böyle. Kapatalım. Şehri de geçtik. Benim için de farklı bir heyecan, farklı bir şey, gördüklerimi sizlere aktarmak çok mutlu ediyor beni şu anda. Bu yurt dışı olayı bana yeni bir kan, yeni bir şey verdi, böyle heyecan verdi. Hepinize teşekkür ederim. Bakalım ilerleyen bölüme gönderiyoruz. Hadi bakalım, görüşürüz. Evet arkadaşlar, önümde trafik durdu şimdi. Şöyle bir manzara göstereyim size. Çok güzel görünüyor. Önümdeki arabalara yanaşayım. Niye durduğunu bilmiyorum. Timiş Oara 206, Orşova 14 kilometre, Padina Sirusi. Sanırım burada bir hani sıralı geçiş falan gibi şeyler var. O yüzden trafik durdu. Ama efsane bir manzara var. Şurada bu baraj gibi bir şey var. Bu şu su burada yüksek ama diğer tarafta alçaktı. Buradan oraya akıyor. Büyük ihtimalle nehri baraj haline de getirmişler. Yükselti vermişler. Şöyle imdatımızı çekelim, arabamızı boşa alalım. Bakalım yani buranın olayı neymiş? Neden duruyormuşuz? Bakacağız. Büyük ihtimalle orada bir şey var. Sıralı geçittiriyorlar herhalde. İnşallah kaza falan yoktur da burada kalmamışızdır. Arkam kuyruk olmaya başladı. Evet. Yalnız sevdim. Yani yolları, farklılığı, hani bu nehrin kenarındaki manzaraları. Yani zor olmasına karşın gelişli gidişli yol bile keyifli aslına baktığınız zaman. Evet, bakalım ileride ne varmış, sizlere söylerim. Evet, yol açıldı şimdi. Kamerayı sabitledim. Bakalım neymiş olay, bir görelim.
Evet arkadaşlar, trafiğin sebebi dediğim gibi sıralı geçiş olayı varmış. Yani buradan başlıyor, bakın böyle oluyor. Sıkışıyor yavaş yavaş, şöyle de gidiyor. Bunun sebebi şuymuş, oradaki tünel geçişi, orada bir yol yapım var. Kırmızı ışıklar vesaire var. İşte yeşil yanınca devam ediyorsun, kırmızı yanınca duruyorsun. Sıralı geçiş var. Yani tek şerit böyle gelişli gidişli bir yol varsa tabii ki de sıralı geçiş olması mantıklı. Bakalım, gidiyoruz. Öğreneceğiz, hepsini öğreneceğiz yavaş yavaş. Hadi bakalım. Burada gördüğüm en güzel yapılardan bir tanesi kilise yapısıydı. Onu göstermek istedim size. Tam olarak neredeyim bilmiyorum. Timișoara'ya 176, Garanse 5'e 73 kilometrem var. Böyle buralarda sizlere göstermek istiyorum. Sol tarafımızda da demir yolu takip ediyor bizi. Burada da akan bir dere var. Çay, artık ırmak, ne derseniz. Şöyle demir yoluyla birlikte gidiyoruz. Şu anda NAT'la ortalama 260 kilometre falan bir yolumuz var. Yaklaşık 4 saat kadar falan sanırım sürecek. Olduğumuz yerden varmak bir 5 saat, 4-5 saati buluyormuş zaten. 1 saattir yoldayız. Yaklaşık 4 saat kadar da şimdi süreceğiz. Bakalım nerede tako dinlendireceğiz, ne yapacağız, ne edeceğiz. Ona göre hareket edeceğiz. Doğa yapısı olarak ben sevdim. Yani ağaçların olması. Kış tabii daha farklı gösterir. Burayı karlı görmek daha bir farklı olur. Bakalım yani artık. Allah nasip eder inşallah. Yani gelirse kışını da böyle atıyorum karlı zamanında denk gelir, görürüz. Güzel ama genel anlamda sevdim abi. Güzel. Evet, kısa kısa sizlere böyle bilgi vereceğim. Sonrasında devam edeceğiz. Şu GoPro 5'in elimde olması çok mutlu ediyor beni. Şu iki kameranın hani sabit kalıp sabit çekim yapacağım da sabit. Elimde de böyle telefonla değil de kamerayla çekim yapmak, geniş açı bu şekilde bir şeyleri anlatmak, gösterilmek daha hızlı oluyor telefondan. Hemen tuşuna basıp kaydı alabiliyorum. Hani çok fazla şey kaçırmamaya çalışıyorum. Güzel gördüğüm yerleri de sizlere böyle yol üzerinde göstermeye çalışacağım. Devam. Şu indiğim yola bak. Burası bana ETS2'den tanıdık geliyor. Yani bilenler vardır. Döne döne indiğimiz bir yol vardı. Sanırım oradayım arkadaşlar. Tam olarak hani aynı yer mi bilmiyorum ama bu Romanya map'te vardı. Döne döne iniyorduk. Şöyle bakın, navigasyonda da görünüyor. Tam oradayım şu anda. Bayağı yavaş iniyor ya. 30'lu 20'li hızlarla filan. Evet, yol düzeldi şimdi. Devam edebiliriz. Burayı böyle retarder retarder iniyordum ben. Oo, çukur. Felaket çukurlar var. Ay ay. Evet, inişimizi gerçekleştirdik. Gerçekten buraya bir bilenle gelmek çok şeyi fark ettiriyor arkadaşlar. Yani ilk seferinizse bir bilenle gelmeniz her zaman avantaj. Bunu canı gönülden sizlere söyleyebilirim. Devam bakalım. Evet arkadaşlar, Macaristan Natlak, yani Romanya'nın Natlak kapısına geldik. Karşı tarafta herhalde Kasada Ploto miydi? Öyle bir şey olması lazım. Çıkış yapacağız. Niye ayaktasın diye sorabilirsiniz. Çünkü atır atır yoruldum. 2,5 saattir buradayız. Biraz böyle arabanın için ayağa kalkayım. Biraz böyle ayaklarımı açayım istedim. Aşağıda tam böyle yolun kenarındayım. Şöyle göstereyim size. Yani aşağıda inmek istemiyorum. Şurası banket. Şu taraf. Yol kenarında bekliyorum. Şurası da otoban işte. İki şeritli. Bir
de kenarda bekliyoruz. Aşağı inmek istemedim. Bir çay suyu koydum. Bu arada belgelerim burada hazır. Belgeler ülkeler arası işte geçiş belgeleri vesaire olduğu için çok fazla size böyle aa bak şu belge bu falan diye göstermek istemiyorum. Yasak olma ihtimali olabilir. Sıkıntı olabilir. O yüzden yani böyle üstün körü gösterdim. İşte dozlu olan var. Pasaportum var. T1 evrağım var. Vinetim var. Romanya'da yol gittiğime dair. Bu arada şunu kapatayım. Sonra Macar dozolasını falan ayarladım. Bakacağız. Saatlerimiz kaç bu arada? 21.55 saatlerimiz 10 şu anda. Macar saatine göre de yani Romanya saatine göre de saat 9. Bizim Türkiye saatine göre de 10 oluyor. Aramızda tam 1 saat 10 dakika gibi bir zaman oluyor. Hadi bakalım. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, sıradayız. Şöyle görebilirsiniz. Etrafta park alanından geçiyoruz. Şimdi nereden geçtik? Romanya'nın son çıkış kantarına girdik. Dozvolamızı verdik. T1'imizi verdik. Dozvolamıza çıkışı yaptırdık. Sonrasında şimdi Macar tarafına doğru gidiyoruz ama parkta tabi trafik var. Bu kadar geçmek isteyen araç var. Saatlerimiz 11.47. 7 gibi filan geldik biz buraya. 8, 9, 10, 11, 47, 4 saat filan. Yani 12'de 4 saat filan olacak. Yok ya 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5 saat. 5 saat. Vay be. 5 saatte sınırı geçeceğiz inşallah. Bakalım. Türkiye'de 5 gün bekledik Bulgar tarafına geçebilmek için malum. Burada da 5 saat, 6 saat kadar süreceğini tahmin ediyorum. Geçeceğiz. Bakalım. Bekliyoruz. Oy, evraklara veriyoruz. Kaşeleniyor, mühürleniyor, geri geliyor. Kaşeleniyor, mühürleniyor, geri geliyor. Şunlar şöyle aslında şey olsa, hiç evrak olmasa böyle dijital arabanın plakasına mesela bu araban nereye gideceği işlense tak 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 hiçbir şey beklemeden böyle tırt diye geçip gitsek keşke. Böyle bir bu kadar internet çağı, bu kadar dijital çağdayken niye bunları yapamıyoruz bilmiyorum yani senelerdir. Belki olur ileride. Belki bir kolaylığı olur. Neyse bekleyelim. Hadi bakalım görüşürüz. Evet arkadaşlar. Beke Saba'ya geldik. Bak burada Suzuki bayisi varmış. Burada ne var içeride? Swift var. Sonra birkaç model daha var. Çok katlı binalar yok gene. Burada bak Fiat bayisi varmış. Bize gene kırmızı yandı. Böyle kısa kısa binalar var. Çok fazla şey yok. Dediğim gibi uzun binalar yok. Gündüz de size göstermek isterim buranın şöyle. Güzel bir yer ya. Ben sevdim yani. Birazdan sola döneceğiz. Yorulduk. Saat 2.35. Bir saatimiz kaldı çalışma saatimize. Sürüş saatimiz 5 saat 53 dakika olmuş. 6 saat araba kullanmışız. 1 saat daha kullanabilme süremiz var. 3.40'da çalışma saatimiz bitecek. Onu da hatırlatmakta fayda var tabi. Şu yeşili yakalayayım diyeceğim ama Allah Allah kırmızı yandı. Bir araba izin veriyor herhalde. Böyle bir yer işte. Fazla böyle apartman yok. Yani büyük bir apartman göremedim ben. Bir girişinde vardı sadece. Gündüz de size gösteririm. Hadi bakalım. Gidelim. Şu gümrük sahasını bulalım. Ondan sonra vurup kafayı yatalım, uyuyalım. Sonra devam ederiz. Hadi bakalım. Görüşürüz. Evet, arabanın çamurunu görüyorsunuz. Herkese günaydınlar. Macaristan Beke Saba'dan. Geldik şimdi, burada gümrük alanı var. Gideceğiz. Çok güzel bir gökyüzü var. Çok güzel bir sabah. Gümrük yaptıracağız. Şimdi evraklarımızı aldık. Bakalım arabamız dursun. Öyle herkes sıraya girdi. Evet, buralar böyle gittik. Şimdi gümrük evraklarımızı verdik. Şöyle göstereyim sizlere. Böyle arabamızı... Gümrük şu ileride bir yerde, yani şu arka tarafta. Böyle yürüyorsunuz, gidiyorsunuz.
arka tarafta. Orada evraklarımızı verdik. Şöyle bir şey var, evraklarımızı verdiğimiz kadın Türkçe biliyor. Yani sen diyor bırak, ben diyor bütün evrakları ayarlayayım falan git dedi, yarım saat sonra gel. Öyle bakalım yani, iyi yani şimdilik. Mühürümüzü bir kontrol edelim, arabamız çar çamur içinde. Baksanıza hani berbattı yollar, hep çamurdu. İyi, mühürümüzde sıkıntı yok. Bunu Bulgaristan'da attılar. Bulgaristan'a doktor yaptırdığımız için. Sonrasında Bulgaristan'da attılar. Çamur içindeyiz ya. Araba baksanıza, lastikler. Bir de böyle yapışık bir çamur, yani değişik bir çamur var. Düşünün yani, ta nereler, Alkoa yoksan Alkoa normal kapgaracant olmuş yani. Gons tutmuş, buralar kaplanmış hep. Baksanıza. Neyse ben gireyim, biraz bekleyeyim, bir yarım saat geçsin sonra gideyim. Evet arkadaşlar, yükü indireceğim yeri biraz kaybola kaybola buldum. Yaklaşık 50-60 kilometre fazladan bir yol yaptım. Şimdi bana bu dozvalamı yazdım, verdim. Ondan sonra buraya şey atıldı, mühür attı. Hani indireceğine dair, yani dozvala. Polis durdurduğunda dozvalada hani nereye gittin, ne yaptın, kilometresini falan yazıyorsun. Bana bir de böyle teslim ettiğime dair irsaliye verdi. Ondan sonra bir çağrı cihazı verdi. Bu çağrı cihazında dedi ki burada dedi rampa number, işte yani hani yanaşacağın yerin numarası yanacak öttüğü zaman. Ötecek, burada da yazacakmış, ona göre hani kaç numaralı rampaya gideceksem ona geçeceğim, yanaşacağım. Şurada arka tarafta hemen rampalar var. Çok fazla dışarıda çekim yapmak istemiyorum malum. Yani belki çekilmesini istemiyor olabilirler. O yüzden yabancı ellerde kimseyle uğraşmayalım. Şurada iki tane rampa var. Onlardan hangisine yanaşacağım? Bakacağız, göreceğiz. Yükümüzü indireceğiz. Saatler burada, şöyle söyleyeyim ben size, 16.30. Bendeki de 14.30. 2 saat var. 2 saat 10 dakika. 2 saat gibi bir saat farkımız var. Kilometreyi söyledik. Ondan sonra şey yaptım. Dozvalaya mühürü vurdurduk. Tamam, bu kadar. Başka da bir şeyimiz kalmadı. İnşallah yükümüzü de boşaltıp geçip gideceğiz hayırlısıyla. Buraya kadar geldik. Bir bakalım. Yükümüzü indirelim. Ondan sonra görüşürüz. Hadi bakalım. Şimdi rampadayız. Yavaş yavaş boşaltıyorlar. Şöyle göstereyim. Konuşuyorlar, bir şeyler söylüyor. Bak şurada paletler ortalı yükleniyordu. Şu tarafta şeyler var. Önce balon yapıyorlar yanına. Hani devrilmesin diye paletten. Big Bag çuvallarda çünkü. Onları indirmişler. Şimdi yavaş yavaş arabayı indiriyorlar. Tam böyle geldim. Belgeyi istiri, belgeyi getiriyordum. Bana şey dedi. Selam aleyküm yaptı. Böyle o dedim, aleyküm selam. Kardeşim benim. O arada dedim, ne yapıyorsun, ne ediyorsun falan filan, işte muhabbet sohbet diyormuşum, hiçbir şey yok tabi. Konuşamıyoruz. Dedim nasıl yanaşayım, hani bunları dedi al, ştangalar vardı, ştangaları aldım yere koydum. Sonra dedi yanaş, gel 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 yapıyor böyle. Onlarda hop filan yok hani, ya da elini böyle kaldırın, böyle elini aşağı indirdi yani, hani kes artık gelmeyi bırak diye. Yanaştırdık, şimdi forkliftle boşaltıyorlar. Güzel de oldu ama birinden böyle selam almak, hani onun dilinde. Aslında benim de böyle şeyleri öğrenmem lazım, Macarca onlara selam vermem lazım, bir şeyler söylemem lazım. Çünkü benim çok hoşuma gitti. Yani güleç bir tavır falan, böyle yardımcı oluyorlar sağ olsunlar. Öyle bir şey var. İçeride de işte bu evrakları yaptırırken çocuğa böyle Macarca çeviriciyi, Türkçe Macarca yapacağım. Ben konuşuyorum, o okuyor. Dedim hani dilini bilmiyorum, ilk seferim, kusura bakma işte falan diye böyle söyledim. Dedim no problem, işte sıkıntı yok. Hani işte önemli değil kardeşim, ben dedi sana dedi yardımcı olacağım. Sağ ol dedim ben de. Ama ufak tefek dili böyle öğrenmek lazım. En azından İngilizceden çözmek lazım. Çağrı cihazımız öttü ve yanaştık. Şimdi boşaltacaklar. Bu seferi böyle tamamlayayım. Belki geriye dönerken de bir enerji olursa içimde video çekmeye devam ederim. Bakayım duruma göre. İlk videomuz nasıl olmuş? Ben neler yapmışım? Yani hala hayal gibi böyle buralara gelip yük indirmek. Ama şey gibi, nasıl söyleyeyim, sanki Manisa'ya gitmişim gibi veya işte İstanbul'a gitmişim gibi. Aslında hani çok fazla böyle o, ya tamam dışarıdasın ama çalışıyorsun, anladın mı? Öyle gezme olayı gibi değil yani. Ha, Macaristan'a gittim gördüm değil veya Budapeşte'ye gittim gezdim gördüm falan, öyle bir şey değil yani. Hep kırsal alanlardasın, hep fabrika alanlarındasın. Ama buralara da gelmedik demeyiz. Çok heyecanlıyım. Vereceğiniz destekleri
şu anlık ihtiyacım var. Moral olarak yorumlarınıza ihtiyacım var. O zaman kapatalım. Her zamanki gibi kapatıyorum. Her ne kullanıyorsanız kullanın. Her ne sürüyorsanız sürün. Sürdüğünüz bir bisiklet dahi olsa siz hayallerinizi sürmeye devam edin. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın.